PUBG Mobile'la yapay zekaya hoş geldin. Bugün sizlere babamın hisleri sayesinde onun hayatını nasıl kurtardığımı anlatacağım. İyi seyirler. Herkese selam dostlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile tarihinde daha önce görmediğiniz bir içerikle karşınızdayım. Şimdi içeriğimiz şu arkadaşlar. PUBG Mobile'da YouTube'da böyle bir içerik başlatıyorum. Rastgele bayrakları gezeceğim. Rastgele insanların hayatını dinlemeye kalkacağım. Ve daha sonra o insanların hayatını yapay zeka ile sizlere aktaracağım. Şimdi bunu nasıl yapacağımı düşünebilirsiniz. Ama bunu çok güzel yapacağız. Merak etmeyin, bana güvenebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de kanala abone olup lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın zile tıklıyorsunuz ya. Zile tıkladıktan sonra orada tümünü seçmeniz gerekiyor. Onu mutlaka seçin arkadaşlar. Yoksa ne yazık ki ben video attığımda siz bunun haberini alamıyorsunuz. Haberdar olamıyorsunuz. Tamam mı? Hadi bakalım ben geçiyorum videoya. Böyle bir video görmediniz PUBG Mobile camiasında. Ne bizim tarafımızda ne Türkiye'de ne de globalde böyle bir video içeriğini daha önce izlemediniz. Ve bunu ilk ben başlatıyorum. Bunu ilk ben başlattığım için de gerçekten çok mutluyum. Bakalım bizi YouTube'da neler bekliyor. Genelde bu hikayeler ya gece anlatılır. Gecenin ilerleyen saatinde. Yani. Artık gece oldu sayılır ya. Yok şimdi eşim de ayakta ya. Adam var. O gelmeyin çok kalabalık. Nerede var mı Ya yanlışlıkla geldim buraya ya. Hiç el var yani önümde diyebilirim. Önümdeki evde. Önündeki Üst evleri bir katlıda. info at, ben de Tamam indim. gördüm Adamın gördüm evine mi sıkıntı ineyim yok. Ya yanlışlıkla? elimle emülatörle alışkın değilim. Helal. Altta var adam. Ninja. Helal. Ninja lan. Ya sen ciddi misin ya? Tam önümdekini vuruyordum. Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Kaçtı bir adam. Sıkıntı. Gel bu tarafa. Sargı bezi Yok var. edeyim. Bravo. Tek gidiyorsun. Burada biri daha var. Oo, sağda daha var. Burada bekliyor köşede. Burada önümde sarı evde biri var. Minibüsün arkasına doğru. Nerede o adam ya? Ben canım aldım. Oy, aptıklığımı aldın. Ya yok, mermim yok. Balayla giriyorum adama, mermim yok. İlk çocuğuma hamileydim o zaman. Nişanlıyken öğrenmiştik kanser olduğunu zaten. Tedavi süreçleri bayağı bir uzundu. Biz hiç bu zamana kadar babama kanser olduğunu falan söylemedik. Aşağı yukarı 2,5 ay, 2,5 sene falan bir tedavi gördü, yoğun bir tedavi. Ama o dönemde çok sıkıntılar yaşadık zaten. Sürekli hep beraberdik, hastaneler vesaireler. Biz babamla uğraşırken o dönemde amcam rahatsızlanıyor. 17 gün komada kalıyor, vefat ediyor. Amcamın vefat ettiğini babama söylemek için sakinleştiriciler verdik. Başın sağ olsun. Hep beraber orada toplandık. Teşekkür ederim. Hep beraber toplandık. Babama daha sonra anlattık. Babam da amcam İstanbul'da öldü, İstanbul'da gömülecek diye. Oradaki yakın akrabaları aradı. Hani ben cenazesine gidemiyorum, siz gidin gibi. Yakın akrabalarından birisi sen niye gelemiyorsun kardeşin cenazesine dedi. Babam da ben hastayım dedi, gelemiyorum dedi. Dedi ki daha sonra adam. Kardeşinin cenazesinden dedi, gelemeyecek kadar ne önemli hastalığın var da gelemiyorsun dedi. Ben kanserim dedi. Biz bu zamana kadar hiç bildiğini bilmiyorduk babamın. Hepimiz bir köşede ağlamaya başladık zaten. Onun ağzından ben kanserim kelimesi çıkması, hani bizi o kadar koydu ki. Biz hep bilmediğini düşünüyorduk. O bize hiç ağrısının olduğunu söylemiyordu. Ama tabii çok yıpranmıştı. O gece herkes evine dağılırken ben de gidiyorum, baba dedim, bir şey diyor musun dedim. Herkese güle güle derken, işte diğer ablalarıma falan hepsine güle güle derken bana sen de mi gidiyorsun dedim. Dedim baba hamileyim, uyuyamıyorum, rahatsız oluyorum dedim. O yüzden ben de gidiyorum dedim. Neyse biz yolda aklıma düştü bu benim, sen de mi gidiyorsun demesi. Eşime dedim ki canım dedim, beni dedim geri bıraksana babam gire dedim. İçimde dedim bir huzursuzluk var dedim. Beni geri bıraktı.
Tabii hamileyim, uyuyamıyorum. Gece sabaha kadar dolandım, ettim. Ablamgil falan uyudu. Annem, abim falan İstanbul'a cenazeye gitmişti. Yine ayağa kalktım. Dolanırken bir baktım babam titriyor. Bir baktım şeker komasına girmiş. Dedim abla kalkın, adam gidiyor. Apar topar eşimi aradım. Eşim geldi. Yarı yolda ambulansı aradık. Ambulansa verdik. Yani doktorun demesi 5 dakika daha geç kalmış olsaydınız kaybetmiştik. Yani ben orada olmasaydım hiçbiri fark etmiyordu. Yani bazen bazı kelimelerin hayatımızda çok büyük bir anlamı var. Herkese güle güle derken bana sen de mi gidiyorsun? Bana belki o kelimeyi söylememiş olsaydı babamı belki o zaman kaybedecek. Ya bir noktada hissetmiş. Bir noktada hissetmiş. Hani diğer ablamlar, hani 6 kardeşi sonuçta, herkese güle güle dedi. Hani görüşürüz kızıma, de dikkatli olun. Yani bana geldi. Sen de mi gidiyorsun dedi. Hani gitme dercesine. Bu defa ben de yarı yolda geri döndüm. Hani hayatım dedim. İçimde dedim kötü bir his var. Sen beni geri bırak dedim. Herkese güle güle git derken dedim. Bana sen de mi gidiyorsun dedi dedim. Bu da bir daha geri getirdi beni. Tabii herkes uyudu, gece 2-3'e kadar ayaktaydık. 3'ten sonra herkes uyudu. Ben hamilelikten dolayı rahatsız oldum. Uyuyamadım. Dolandım, ettim. Bir şeyler içtim falan. Bir baktım. Ateşi 23'e düşmüş. Şekeri de 32'ye düşmüş. Hani bildiğin şeker komasına girmiş. Eli ayağı hiçbir şekilde tutmuyor. Bir daha eşim geldi. Bindirdik arabaya. Dedi biz bunu hastaneye yetiştiremeyeceğiz. Ambulansı arayın dedi. Ambulans yarı yolda alsın. Çıktık buradan. Normalde eşim de çok hızlı araba kullanır zaten. 160-170'i gördü yolda giderken. Neyse, ambulansla buluşacağımız noktaya gittik. Ambulansa verdik. Orada ilk müdahale yapıldı. Tabii ben o zamana kadar hiç ağlamadım. Hani bir dirayet, işte çantaydı, kimlikti, eşyalarını aldım, toparladım. Arabaya bindim. Babamı devrettikten sonra, ambulansa bıraktıktan sonra ben bir kriz geçirdim. Başladım ağlamaya. 9 aylık hamilesin. Yani bir de duygusallık bir dönemin. Hani bir de 19 yaşındasın, daha cahilsin zaten. Zor bir süreçti. Çok Sonra geçmiş ben doğum olsun. yaptım. Babam yürüyemiyor. Teşekkür ederim. Ben doğum yaptım. Babam artık yürüyemez hale gelmişti. Ben de dedi torunumu görmeye geleceğim dedi abimgile. Böyle iki kucağına almışlar babamı. Getirdiler benim evime. İşte cebine baktı. 15 lira parası var. Onu taktı. Onu takarken de ağlamış. Eve gitmiş. Ben demiş bu kadar düştü mü demiş. Cebimde param bile yoktu. Torunuma bir şey takamadım demiş. Yani. Peki şu an Çok durumu düşünceli nasıl? bir adamdı. Vefat etti. Oğlum doğdu. 15 gün sonra babam vefat etti. Zaten emir doğduktan sonra bir 3-4 gün sonra hastaneye yattı. Daha nefes alamaz hale gelmişti. Hastanede sürekli tedavi oluyordu. Ben de yeni doğum yaptığım için en fazla 3-4 günde bir gidebiliyordum yanına. Bugün eşimin işten çıkmasını bekliyorum. Çıkacak. Biz de hastaneye gideceğiz. Hani ben heyecanla bekliyorum. Hadi Hüseyin, az erken gel Hüseyin. Hadi ben babamın yanına gideceğim Hüseyin. Hani özledim artık, göreceğim falan. Çünkü 15 günlük doğum yaptın, yoluna zor yürüyorsun. Ufacık çocuk var kucağında. De eşim bana çaktırmamaya çalışıyor. Meğer öğlenden sonra 3-4 gibi vefat etti. Eşim bana söylememeye çalışıyor. Mekan Hani cennet evde olsun. tek başıma bir şey. Teşekkür ederim, amin. İşte o gün hastaneye gitmek için eşimi bekliyordum. Hani işten çıksın da gelsin gideyim gibisin. Daha sonra işte acı haberi geldi. Ama ağlayamadım hiç. Çünkü kendimi hiçbir şey yapamamış olarak gördüm. Hamileydim. Hastane sürecinde çok fazla yanımda olamadım. İşte hastalık kapacak diye gidemedim. Ya elimden geldiği kadar her gün doğramaya çalışsam da günde 5-10 dakika, ama sanki hiçbir şey yapamamışım gibi geldi bana. Yani bir sor, hani suçluluk duygusu hissettim. Bir yandan da sevindim çünkü çok acı çekti. Bize fark ettirmese bile, nefes alamaz haldeyken bile iyiyim ben diyordu sürekli, çok acı çekti. Hani o kadar acı çektiği için ölmesine sevindim de. Hani insan böyle bir şey için sevinir mi? Ama o acı çektikçe hiçbir şey yapamamak insanı gerçekten çok aşırı derece çıldırtıyor. Yani seni daha çok etkiliyordu zaten Yani öyle görmek. ya hamile olduğum için daha çok etkileniyordum zaten ki her şeyden. Peki Hamile olduğum için yardım edemedim. şimdi aklıma benim bir tane soru Evet. geldi.
İzninle sorayım onu sana. Hani dedin ya anlatırken işte bazı kelimeler, bazı cümleler çok önemlidir diye. Mesela hani o olaydan sonra işte arkadaşın olur, eşin olur ya da bir çocuk dahi olabilir. İnsanların söylediği kelimeye kadar dikkat ettiğin oldu mu? Kafanda öyle Oldu. bir analiz etme olayı geldi, değil mi? Ya şöyle, artık söylenen bir kelimenin arkasında farklı bir anlam taşıdığını ve bunu Allah'ın vesilesiyle söylendiğini düşünmeye başladım. Yani misal geçen gün bir tanıdığımızla ilgili bir durum var. Bir yerde şu an hani dışarı çıkamayacak bir konumda. Fazla detay vermek istemiyorum o konuyla ilgili. Tabii. Beni çağırdı. Teyze dedi, sen de gel. Tamam dedim. Kaan'ı da getirir misin dedi. Şimdi Kaan'ın girebileceği bir ortam değil ama o çocuğun başına orada bir şey gelse ben suçluluk duygusu hissedeceğim Kaan'ı götürmediğim için ve mecbur Kaan'ı götüreceğim. Yani normalde bir çocuğun girmemesi gereken bir ortam ama hani çok da seviyorum ve o kelimesi hani bende bir suçluluk duygusu uyandıracağını bildiğim için ve daha önce de başıma bu tarz bir şey geldiği için götüreceğim. O suçluluk duygusunu yaşamak istemiyorum çünkü. Yani kendini böyle zorunlu gibi hissediyorsun, değil mi şu an? Evet, çünkü babamın olayında en basit olduğu gibi herkese güle güle derken bana sen de mi gidiyorsun deyip de ben belki o akşam gitmeseydim babamı 40 gün önce kaybedecektik. Yani o olayla arasında tam 40 gün var. Babamı belki 40 gün önce kaybedecektim. Benim doğumumu göremeyecekti, çocuğumu göremeyecekti. Ama bana sen de mi gidiyorsun demesi beni etkiledi. Ben geri döndüm. O gece bir tek ben fark ettim onun şeker komasına girdiğini. Herkes uyuyordu evdeki herkes. Tekrardan Ve başın hani sağ olsun. İstersen daha çok fazla severim. anlatma. Biraz ince bir konu çünkü. Ama tamamlamak istediğim bir şeyler varsa dinleyebilirim onu da 1-2 dakikalık. Ondan sonra kapatalım. Sen de etkilenme. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Çünkü Amin. 19 yaşındaki bir genç kızın babasını kaybetmesi ve daha sonrasında hayatın devamında olmayışı, hani olmamayışı yani insana gerçekten koyuyor. Ve ikinci çocuğum oldu misal. Babam onu göremedi. Allah Hani başlasın. ve oğlumun ilk kullandığı kelime, ilk çocuğumun kullandığı ilk kelime dede. Ve ben tesadüfen bunu videoya çektim. Yani bu bile insana çok koyuyor bir yerde. Çünkü babam torunlarına çok düşkün bir insandı. Çocuğumun ilk kullandığı kelime dede ve dedesini göremiyor. Yani zor bir durum. Gerçekten zor. Ki her insan da buna dayanamaz. Tebrik ederim, güçlü bir kadınmışsın. Tabii. Yani güçlü olmak zorundasın. Çocuğun var çünkü. Bir şey seni Tabii yıkamak annelik, gerekiyor. değil mi? Evet. Yani her ne olursa olsun çocukların için dimdik durman gerekiyor. Çocukların hata da yapmış olsa, güzel bir şey de yapmış olsa, çocuklarını utandıracak bir şey yapmaman gerekiyor. Ve onlara destek olmak için dimdik durman gerekiyor. Abi ya çok teşekkür ederim. Ve ben babamın olayında Ha tabii emir dinliyorum. olmasaydı kendimi toparlayamazdım. Yani emir olmasaydı ben dağıtırdım kendimi toparlayamazdım. Yani bu kadar. Emir çocuğun değil mi? Evet oğlum. Tamam, Allah bağışlasın tekrardan. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Valla Rabia ablanızı da gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Bu kadar olaylar karşısında güçlü durmuş. Allah analı babalı büyüsün. Küçük kardeşlerimiz varmış. Umarım ilerleyen dönemlerde benim takipçim olur. Neyse. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bizi buraya kadar izleyenler varsa yorumlara Rabia abla seviliyorsun yazabilirsiniz. Yorumlara bunu yazın arkadaşlar. Çok güçlü bir kadın var karşınızda çünkü. Neyse. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bakalım başımıza daha neler gelecek, neler dinleyeceğiz ve neler yaşayacağız. Hoşça kalın.